Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir defa seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde, evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı cumhurbaşkanı yapmak istiyorduk. Biz de milli görüşçüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından birdenbire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, Bob eş başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne. Kendisine fahri doktorluk unvanı verdiler. Ve bu unvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. Yeni gömlek giyme merasimi. Şimdi lütfen diğer slide. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömleği. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretlerin ne olduğunu. Yeni gömlek bu. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğum o 3 günde halletti. Şimdi gitti, Papa'nın önünde Avrupa Anayasası'nı imzaladı. Neler oluyor görüyor musunuz? Ondan sonra arkasından geldi buraya, dinler bahçesine açtı. Bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine. Patriği, öbürü de Musevi Ağam başçısı. Beraberce dinler bahçesini açıyor Hatay'da. Bütün bu ameliyelerden sonra tekrar Amerika'ya gitti. Condoleezza Rice'la fikir münasebeti kurdu ve böylece fikirlerini ayarladılar. Orta Doğu'da artık hep aynı şekilde düşünüyorlar. Ondan sonra İslam ve Türk düşmanı Papa'yı böylece gitti havaalanında karşıladı ve kucakladı. Böylece stratejik ortaklarla işbirliğini kuvvetlendirdi. Şimdi işte şimdi bütün bunlardan sonra nasıl oluyor da Türkiye'de bu manevi tahribat yapılıyor? Açık bir şekilde görüyorsunuz. Bugün biz adım adım geldik, uçurumdan aşağı yuvarlama noktasına vardık. Şimdi bu bulunmuş olduğumuz noktada 22 Temmuz seçimlerine gidiyoruz. Bu seçimlere giderken bütün milletimize bütün seçimin alameti farikası olarak
şu tarihi günde duyuruyorum ki, ey millet, beni dinle. İşte siz Fatih'in nesli olduğunuz içindir ki Türkiye'de bütün insanlığı da siz kurtaracaksınız. Şimdi ben 75 milyona sesleniyorum. 22 Temmuz'da neyi seçeceksin? Gözünle göresin diye bu fotoğrafı önüne getiriyorum. Bak, milli görüş Sultan Fatih'tir. Sultan Muhammed Fatih. Onun adı ne? İkinci Mehmet, ikinci Muhammed. İkinci Muhammed, milli görüşün temsilcisi, milli görüş gömleği bu. Sultan Fatih'in gömleğinin adı milli görüş gömleğidir. Şimdi bu Tayyip ne yaptı? Milli görüş gömleğini çıkarttı, gitti Tayyo gömleğini giydi. Şimdi buyur, 22 Temmuz'da istersen Sultan Fatih oyunu ver, istersen Tayyo 2'ye ver. Yok efendim, o öyle şeyler yapmaz diyen sakallı üslü, sana hayali resim göstermiyorum. Bunlar gerçeklerin fotoğrafı. Sen uyuyorsun be, uyuyorsun. Uyan artık, uyan. Uyan.